Sayın YouTube, düzenli olarak izlediğimiz YouTube kanallarından TGS yeni bir video yayınlamış şeyle alakalı, kinişle alakalı. Biz de kinişle ne demiş bir ona bakalım. Öncelikle şu karakteri bir susturalım. Arkada Kazuha konuşuyor. bakalım ne demiş. Ara ara bunun videolarını izliyoruz biliyorsunuz. Bu betadan şeyler yapıyor arkadaşlar. Betadan yani işte karakter şöyle karakter böyle diye şeyler yapıyor. Zaten şu anda Kiniç resmi olarak yayınlandı. Bütün özellikleri var. Burada işte... En iyi ise silah, artefaktı falan filan olacak. Constellation'larına bakacağız. Biz de konuş this, this playstyle, best builds, best teams and constellation. Arkadaşlar çok basit bak. Yemin ediyorum dünyanın en basit kasılan karakteri. En fazla ata, crit rate, crit damage'i olan silah ver. Obsidian de yük, yüzde saldırı falan şey e, neydi onun adı? Dendro damage ver. Dünyanın en basit kasılan karakteri. Seti tek, silah kolay. Let's go. So, Kinish is a 5-star Dendro main DPS and is the first one to cover this specific niche after Aha, a Aha, Al mı kıyaslayacak? Aha. Al Haytam is still a very good main DPS in the meta. Mesela Al Haytam'la Kinish'in şöyle bir farkı var arkadaşlar. Al Haytam Dendro ile elektrik birleşimi kullanıyor genelde. Dendro elektrik işte Quicken Spray kullanıyor. Kinish Dendro ile ateşin birleşimini kullanıyor. Burning kullanıyor. Aslında birbirlerinden çok farklı karakterler yani birbirlerinin yerini işgal etmiyorlar. Aynı yer içinde bulunuyorlar. Birbirlerinin yerini işgal etmiyorlar. Birbirlerinin yerini işgal eden çok karakter var mesela işte Hu Tao ile Arlecchino. Tam olarak birbirlerinin yerini işgal ediyorlar. İkisi de aynı takımların karakterleri. Ve bu da e, aslında aynı karakterler değil, farklı karakterler kardeş kardeş takılıyorlar. So it's normal to expect a 2024 Dendro DPS to be on the same level at the very least. However, the Item çok güzel, mu? i like them because i got them earlier expect that 2024 Dendro DPS to be on the same all items are the at the very least however the truth is that it's quite difficult to compare kain and stahl high time in a direct way because if it's not different type of teams while high time is a quicken and quick boom carry kain is a burning and quick carry and burning. burn carry all items spread to işte. yani, electro Dendro. Bu da işte dunder ateş. As a result, not only Kinage might fit on a completely different niche, it might also fit alongside completely different teammates. His affinity with this type of compositions is made clear by Bu arada arkadaşlar bak şeye çok üzülüyorum. E ee, Kin için bu genel dünyada gezme mekaniklerini görüp alan insanlar bu mekaniklerin eee Natland dışında doğru çalışmadığını, düzgün çalışmadığını görünce çok üzülecek mesela karakterle zıplayıp böyle uçarken işte Kiniçe geçince işte ip atıyor falan ya o sadece Natland'da oluyor. His kit works. It all comes from his elemental skill which makes him enter the night soul blessings. Mesela bu iki kere atmayı falan filan sadece eee Natland'da yapıyor. Launch into an opponent with his hook. Through this he gets to spin around them in Kiniş Natland dışı güçsüz değil. Sadece exploration'ı zayıf. Hani exploration zayıf. Sümeru olabilir bence. Sümeru bu özellik çalışmıyor. Sadece Natland'da çalışıyor Mustafa'cığım. Sadece Natlan'da çalışıyor. Ama gücünde bir değişiklik olmuyor. Gücü her yerde aynı. Mesela Mualen'in gücü değişiyor. Çünkü işte Mualen'i Natlan'da olduğu sürece daha fazla şarka binebiliyor falan. Ama bunun öyle bir şey yok. Bunun e skill'i her yerde aynı. Yani saldırı gücü aynı her yerde ama... Ee, Exploration gezme mekanikleri Natlan'da çalışıyor bir tek. Diğer yerde düzgün çalışmıyor. This type of mobility... Şerefsiz te yavru tepetli zorlara dalıyor. Gidip yam kendisini döveceğim. It's quite unique in Genshin Impact, specifically being able to attack while moving this much. Not only this looks quite flashy, it also comes with technical advantages like being harder to hit by opponents. Still, this is not equal. Bu arada arkadaşlar şimdi genelde şu videoları şeyde gösteriyorlar. Şimdi ben size gene kötü haber veren Kötü adam olarak söyleyeyim. Karakteri alınca çok fark edeceksiniz. Bu videoları fark ederseniz de boss arenasında falan gösteriyorlar. Siz e, oyuna girdiğinizde normal açık dünyada oynayacaksınız ya bunu. Sağa sola takılacaksınız, duvara çarpacaksınız, sandığın arkasına geçecek. Kanser olacaksınız kinişle bunu oynarken demedi demeyin. The immunity frame dodging provides, and wide-range attacks from the enemies might still be troubling for KHS as a result. For the rest, it seems pretty good. And since he can continuously change his rotation direction while he does it, he will have no issues staying within the range of things like. what are the To Lose gaming koymuş. I koymuş. To Lose gaming videosunu biz izlemiştik. Bizim izlediğimiz videoyu o izliyor, onun izlediği videoyu da biz izliyoruz. And its burst, for example. During this mode, he has two types of attacks. A normal attack that. Bizim daha önce enemies izlediğimiz videoyu... TGS izliyor. TGS'in izlediği I went to lose Game videosunu biz izliyoruz. İşte yeni YouTube ya. Yeni YouTube. YouTube'un yeni metası bu arkadaşlar. %50 içerik üretme, %50 fazlasının ürettiği içeriği tüketme. <laughs> bu arada kin için nasıl çalıştığını daha önceki videolarda anlatmıştık zaten. Özetle normal atak yapıyorsun. Şurası şu barda olunca E'ye tıklıyorsun. Bu kadar basit. Hani normal atak 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 bu dolunca eskili. Normal atak sonra bu eskili. Bu kadar basit. Points. This is where the reliance on burning and virgin teams comes into play. Each burning and virgin reaction generated by the team will. Diyor ki burada burning ve virgin o soldaki barın daha hızlı dolmasını sağlıyor. Bu kadar. Bu kadar yani. Meaning that in teams that include. Sen seven seven burning oynayacaksın bu karakter yani.

Kiniç mi? Raiden mı? Ya arkadaşlar hasar için alıyorsanız Kiniç tabii ki daha fazla vuracaktır. Yani ben size onun galantisini vereyim. Ama bana kalsa ben de ikisi de olmasa ben oyuna bugün başlamış olsam gider Raiden atarım. Raiden çok daha güzel görünen bir karakter. Çok daha eğlenceli bir karakter. Ama bu benim düşüncem. Ama sen ben değilsin işte. Ben senin hesabında oynamayacağım. To generate the most points. Note that both his normal and cannon attacks are considered elemental skill damage, so using sets like the Shimenawa to increase his output won't work. So, his rotations basically boil down to him using his normal attacks until he fills his Night Soul point bar and then a cannon shot, on repeat, çok for around 10 seconds in total, which is the elemental skill stance duration. In this regard, however, its kit offers something nice and unique. In fact, if he uses his elemental burst while he is in elemental skill mode, the latter will be extended by 2 seconds in duration. Ulti attınca E skill'i uzuyor. Ama zaten ulti attığında E skill'in uzaması şu yüzden var. Senin ulti animasyonu geçmesin diye. Yani ulti animasyonu sırasında E skill'i geçmesin. Aslında skill çok uzamamış oluyor. Aynı kalıyor neredeyse. This is something any character in the game could have a use for as it effectively takes care of the time wasted by his burst activation animation. Şey diyeyim mi bak Hu Tao'yu seviyorum sevmiyorum o ayrı mesele de. Hu Tao'nun şu jump cancel olayı yani normal saldırıyı zıplayıp iptal et mesela bak vuruyor zıplıyor iptal ediyor. Vuruyor zıplıyor iptal ediyor. Çok kötü görünüyor. Çok kötü görünüyor. Hani ee, C1'de yanlış hatırlamıyorsam Charge atak yaptıktan sonra Charge atak şey harcamıyordu ee, Stamina harcamıyordu Charge atak dash çok daha güzel görünüyor Yani şöyle iki kat fazla vursa böyle oynamam yani Karakter önemli değil çok kötü görünüyor Çok kötü görünüyor His burst activation animation time and makes him more efficient as a result. However, for Kinich in particular, it also has another value because the burst activation window gives him an extra time frame to build Night Soul points, which means he can be able to use an extra cannon shot as a result. For this reason, without even going in detail regarding what. Oynanış tarzı olarak işte estetik değil tam olarak değil. Değil. arkadaşlar şöyle, ee, ulti şeyi olarak şey çok güzel mesela. E'ye bastın, normal atak oynuyorsun, normal atak yaptın. E doldu, şu barda oldu, nice oldu, nice oldu olduktan sonra E yapıyorsun. E yaptıktan sonra hemen ulti atıyorsun. Ulti attıktan sonra sen ultiden geldiğinde burası bir daha dolmuş oluyor. Bir daha E atabiliyorsun. O yüzden daha hani bir tane daha fazla bomba atabiliyorsun. O da DPS'ini çok uçuruyor. Onu oratasyonu doğru yaparsan çok güzel oluyor. an extra shot For this reason, without even going in detail regarding what the burst itself does, being able to use it every. Buraları zaten konuştuk. Ben silahlarla ilgili bu adam YouTube hesapla. Lan, lan. Oho. Ne? Kendi kendine yandı. Ne git sana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kendi kendine yandım anda bir şey oldu. Ne oluyor abi? Sakin ol. <laughs> Sinirlendi. Meaning teams that include a secondary dendro battery are a good fit. Bu arada harbiden ben yakmadım ha. Ge yani geri sarın bakın YouTube'dan izleyenler ben yakmadım yani. Bunun açma tuşu altta yani kendiliğinden yandı söndü. Sinirlendi tepki gösterdi. Bu adam şey diyordum arkadaşlar. Bu adam ee, silahları falan filan matematiksel olarak hesap yapıyor o yüzden hoşuma gidiyor. Şey Turns his companion. Ajo, into a giant black dragon that periodically hits opponents on the field on a nice AoE range. Damage wise, it's a nice addition to his kit and combined to the quality of life aspect I mentioned. Ulti'si arkadaşlar bir tane'deki E patlaması kadar vuruyor yani. %1500 falan. İşte E skill'de %1200 falan vuruyor zaten. Before, it's definitely a good ability. Lastly, when someone on the team triggers a night's old burst, Kanish's cannon shot will get a damage multiplier increase. Ya, yani, bu Night Soul buff'ı cidden yani her seferinde açıklamak çok zor. Ama yani takımında bir tane Natlan karakteri varsa daha fazla vuruyorsun yani o kadar. Zaten Nat e, Kinch'te Natlan karakteri Çok şey değil. Çok detaya girmenize gerek yok yani harbiden. Yani çünkü senin ayarlayabildiğin bir şey değil bu. Senin değiştirebildiğin bir şey değil. Senin değiştirebildiğin bir şey değil işte. Vuruyorsun ölüyor. Abi katalizör mü yoksa çift 50 kılıç mı? Kiniç kılıç onu soruyorsan. <laughs> Bana soruyorsan yani karakterden karaktere değişir. This is different For example, can be argued to be just one of many. Mesela alaytamın kendi DPS'i düşük olsa da full takım DPS'i yüksek. Oyundaki en iyi takımlardan biri alaytamda yani. Bir sürü takımı koyabiliyorsun yani alay Hani işte Quicken, Quickbloom, direkt Hyper Bloom, bütün takımlara uyuyor. Excellent in setups like Hyper Bloom. so his best teams. As a result, Kinnish often feel like a bigger contributor than on high to his team success, especially if you consider that. Bu kadar should... fark var mı ya alay tamla şey arasında? Alay tamla Kinnish arasında bu kadar fark var mıdır? O ya nasıl? Yani çok büyük fark gibi görünmüyor yani 33'te yani 33 34'te 40 diyelim yani 34'te 40 çok büyük görünmüyor ama Yüzdesi olarak baktığında bu kadar fark ilginç. Feel like a bigger contributor than to his team success. Ha bir de bu arada şunu söyleyeyim, Kinich şu anda tam değil. Niye biliyor musunuz? Kinich arkadaşlar şu anda daha işte daha supportları eksik. Mesela Alaytam'ın supportları tam. Alaytam'ın supportları tam. Ama Kinich'in daha supportları tam değil. Kinich'in yanına böyle koyabileceğim böyle ne bileyim bir Furina gibi, Nahida gibi karakter yok. Hani Furina'yı, Nahida'yı gelin Kinich'in yanına koyarsın da Alhaytam'ın değerinde mesela. Alhaytam Furina'yı, Nahida'yı çok güzel kullanıyor. Ama Kinich için böyle bir atıyorum örnek veriyorum işte. Sallıyorum şu anda işte Mavu yuka olabilir. Ee, Zilonen olmaz da mesela işte Milonen olur mesela. karakterin karakter önemli değil. Bir Natlan karakteri böyle olursa olabilir. Yok Zilonen Kinich'te çalışmıyor arkadaşlar. Kinich Zilonen'de çalışmıyor. Zilonen Dendro karakterleriyle çalışmıyor. Kiniç'in yanına Emili mükemmel olur. Kiniç'in yanına Emili mük olur. Mük 2 plus olur yani. Mük 3 plus. Zaten en güzel takımını ben size söyleyeyim arkadaşlar. Adam da birazdan söyleyecek büyük ihtimalle. İzlemedim ama büyük ihtimalle kesin onu söyleyecek. Kiniç, Emily, Emili, Shanlin, Bennett bak. Bu takımı hatırla en iyi takımı bu diyecek büyük ihtimalle. Shanlin yerine Shanlin yerine Dehya da diyebilir. Ama tot e, niye Shanlin yerine Dehya diyorum? Çünkü Shanlin yakın durmasını istiyor karakterin. Bu etrafında derken Shanlin'in topçuğu vurmayabilir. O yüzden Dehya bir tık daha iyi olabilir duruma göre. Especially if you consider that for the latter, alternatives like Nahida Hype Bloom can be argued as funny enough replacements, while for Kinnage there isn't really a character that can replace him as a dendro-burning or burgeon main DPS. The one issue I have with is that his hits rather single target oriented. They have some AOE. Aynen en büyük sıkıntısı single target. Yani bir tane yaratığa vuruyor. Mesela E skillinin patlaması biraz büyük gibi ama mesela Alhay Tam'la kıyasladığında Alhay kendi vuruş hasarı da çok büyük. Alay tamı oynadığında veya Hyper Bloom oynadığında vurduğu yer de büyük yani. Mesela Alay kendisi vuruyor. Bir de Hyper Bloom var. Hyper Bloom patlayınca direkt yaratığa gidiyor vuruyor. Sen uzakta olsan da yaratığa böyle bomba gibi gidiyor mesela. Missile gibi, roket gibi gidiyor. Kaçırma şansın olmuyor. As his cannon hits in particular can hit multiple opponents if they stand close to each other, but considering he won't have a grouper on his team for the most part, I wonder how consistent this will be. On the flip side, he seems very dynamic, as when he defeats the opponent he has hooked to, he will immediately switch to the next one in range. He definitely has an advantage compared to melee characters in this sense, as it means he won't have to chase. Mesela Shao'nun alanı çok güzeldir. Shao'yu sevmesem de Shao çok güzel olan vurur. Alanı çok büyük Shao'nun. Opponents around the nerd much. To make the comparison with Al again, he has less AOE than Hemina Bacom, as for Al Haytham, his mirror hits in particular have a nicer AOE range than Kinnich's shot. Al Haytham'ın ultisi de çok büyük alana vuruyor, kendisi de çok büyük alana vuruyor. Özellikle Al Haytham'ın bu 3 e, ayna mekaniğini kullanırsanız, yani 3 aynada oynarsanız full, alanı bir tık daha büyüyor animasyonları daha fazla büyüdüğü için but, Yok, Yomiya kadar küçük değil alanı ya. Yomiya'nın alanı çok küçük. Abi kiriş büyücü değil mi? Yok şey, ee, büyük kılıç takı takıyor. Could be argued in favor, Ama but... artık kılıcın mılıcın bir özelliği kalmadı ki mesela yani. Silahın milahın bir özelliği kalmadı yani. Hani e, Rio Tesli kitap takıyorsun yumruk atıyor. Dehya kılıç takıyorsun yumruk atıyor. Kiniç. kılıç takıyorsun lazer atıyor. Mualeni. kitap takıyorsun e, köpek balığı atıyor. Hani karakterlerin şeyinin bir özelliği kalmadı yani artık hangi silah taktırın kafalarına göre skill animasyonları yapıyorlar. Klorinde kılıç takıyorsun tüfekle ateş ediyor yani is damage windows are more flexible as the way generates Kinich'in alanı şans eseri değil. Eskili küçük bir alana vuruyor ama o alan çok his küçük. minors needs... practically allows him to swap in and out of the field while maintaining his damage properties. Kinich doesn't have something like this. As swapping out while his elemental skill stances up will make him lose it. So it definitely looks more out. Oyun ilerledikçe bu karakterlerin taktığı silahın mantığı kalmıyor çünkü hani mesela atıyorum karakter kılıç takıyor. Lan kılıçla yapabileceğin kaç tane animasyon var? Hani alttan vurdun, yukarıdan vurdun. E bir yerde kılıcı bırakacaksın başka bir şey yapacaksın yani değil mi? Hani mesela bütün kılıç kullanıcıları bir yerde aynı yere bağlıyor yani. Kılıcı sallıyor yani. Sen buna ekstra bir dinamik eklemezsen sıkıcı oluyor. Mesela Kiniç'in normal saldırıları da güzel. Böyle kılıcı fırlatıyor, döndürüyor falan filan. Onun Kiniç'le kullanmaları biraz üzücü olmuş mesela. Hani keşke normal tek oynayan bir karakter de kullansalardı. Kiniç'in normal saldırı animasyonları güzel ama görmüyorsun. In this sense. Görmediyseniz normal animasyonlar çok güzel arkadaşlar. Özellikle charge da kılıcı fırlatıyor böyle sonra geri çekiyor falan çok güzel. Still, his windows are not very long, and maybe his gameplay dynamism will feel good enough in practice that him being an old-style DPS in this sense won't feel like much of an issue. Lastly, talent levels-wise, you want to level up his elemental skill talent first, then. Aynen bak. Zaten bazı karakterlerde artık normal ata kasmıyorsun. Mesela ee, Nüvelettes, işte Nüvelet, demişim. E, ee, Mualeni de. Sol takı kasmanın hiçbir mantığı anlamıyor. Kin işte. Sol tuk kasmanın hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok. Hiç. Sıfır. And burst one, and you can totally his normal attack. Furina. Normal kasmanın hiçbir mantığı yok. Hiç. Sıfır. Zero. Uno. Raiden. Sol tıkı kasmanın hiçbir mantığı yok. Talent since it has no impact on his damage. Benim arkadaşlar oyunda 10-10-10 yaptım yani bütün skilllerini 10 yaptım bir tane karakter var. O da Rio testi. Başka yok. geri kalanları e, geri kalanları şey yapıyorum böyle yani. 10-10-6, 10-10-8 falan yapıyorum böyle. Genelde çünkü iki, iki skilli çok önemli oluyor. Üçüncü önemsiz oluyor. If you enjoy my channel but you haven't subbed yet, please consider doing so because it really makes me notice your support. So, teams. As I mentioned before, Kinich really wants you to use him on burgeon and burning teams. You can technically go and try to use him on other Arkadaşlar Quicken yani e, elektrik takımlarıyla Kinich'i kullanmayın. Net söylüyorum. Yani hani böyle Furina koy, koydum oradan Hyper Bloom yaptım falan filan. Hani olur ama öyle oynayacaksan şey al yani. Al Haytam al çok daha mantıklı. Kinch'i arkadaşlar burning yani Kinch'i ateş karakterleriyle oynamak lazım. Yanına çok fazla su ve elektrik karakteri bulaştırmamak lazım. Types of compositions like Quicken for example, but the problem is that it really has massive multipliers on its cannon shots. So, the Quicken procs won't make up for how much he loses by being unable to trigger as many of those hits. Secondarily, he fits pretty badly with the premier Dendro support. Nahida is his an attack skill Kinshi ile nasıl Burge birinin sürekli tohumları yakması gerek. İşte Shanlin falan oynaman lazım ama zaten senin öyle bir durumda Shanlin tohuma falan filan tohumları yakabilir ama senin Burge'ın değil Burning oynaman lazım. Yani Dendro ateş birleşimi. Dendro ateş birleşimi oynaman lazım. Burning ile farklı. Burge'ın tohum çıkartıp tohumu yakmak. Burning direkt karakteri yakmak. Hani Dendro ile ateşin birleşimi. character. Nahida's burst provides a massive elemental mastery buff, which in the case of elemental mastery characters like al and Sion, I know, constitutes a big increase to their damage, and is partially what makes Nahida so good on their teams. This is not true for Kennige, so there is little synergy in that sense. If you want to look at a good dendro partner for him, that will definitely be Emily. Aynen be Emily. Team specifically, as just like Kenichi. she... Emily arkadaşlar Moaleni'ye de güzel oluyor. Ee, Kinish'te de güzel oluyor. Ryotes'te de, de güzel oluyor. Ee, şeyle de güzel oluyor. Yehya'yla da güzel oluyor. Büyük ihtimalle yeni gelecek bütün e, Natlan karakterleri çok güzel olacaktır. Emily. Ama Emily'nin kendisi kötü bir karakter görünüş olarak gains massive damage increases by just existing on those teams. It's not only that, Waver. is a nice battery and Dendro player, meaning she will make it easier for Keniichi to burst that rotation and will also contribute team DPS. 74K arkadaşlar ve Earthshaker. Earthshaker bu craftlanabilen e, kılıç. Craftlanabilen kılıç bayağı güzel. team making burning more consistent itself. This... Bu arada arkadaşlar tam dediğim takımı koymuş ha. Keniichi, Shanlin, Emily, Bennett en fazla bu yani. En fazla bu. Emilie'ye ücretsiz kostüm verilmesi lazım. Emilie'ye böyle düzgün bir ücretsiz kostüm verilsin o zaman alayım. it's very possible the key to maximize as of right now. Mesela sen buraya Emily değil de işte Nahida falan koysan şu 74k sana olur 65k 60k. Çok düşer ama Yine de çok vurur yani. Well, Emily is the key to maximize kiting as of right now. Still, this doesn't necessarily mean that you need her to be able to use him and it also depends on how you look at things, honestly. If you find interruption resist Bak mesela 74k mıydı bak. Dur. Hatırlayalım bak 74k. Bak kaça düştü? 57k. Bak hasar düşüşüne bak. Sadece Emily değiştirdi been an absolutely instrumental thing to have on your teams. O düşüne bak arkadaşlar. Then she becomes Ama Nahida koysa e, kirara yerine daha da artar yani. Placeable by a unit like Kirara in the Dendro slot. While it's a definitive damage loss for the team, it might just be better Kirichen saldırıları e, skill skill sayılıyor. Ama Yalanı Shanli'ni, Yalanı Shinkshu'yu falan çalıştırıyor. Ama skill hasarı bonusu sayılıyor. Element skill bonusu sayılıyor. players. The replacing someone else on the team like for Dehya for example. Dehya'yı if you want to replacing Dehya'yı e, Şanlin yerine Dehya koydu. 74'ten 67'ye şey yaptı. Ama Dehya'nın tabii ki kendi hasarı da var. Mesela şöyle bir takımda e, için skill'i bitti. Dehya'ya geçip yumruk atma şansım var. Someone Off time'da Dehya ile yumruk atabilirsin. Ki bu Dehya'nın şeyi de çok güzel. E, emotu. Team, like Shen Ling for daya for example. Additionally, if you want to use Kenich on some Burgeon teams, then Emily might lose a lot of damage because their turrets require a minimum burning up time on opponents to level up and actually start dishing out meta-relevant cool. hits, something that might be 0, very inconsistent 9. with a fast 9. Hydra player on the team like Xin Zhao. Assuming you use a Burgeon composition with a Hydra player. Kirara ile bile 57'lere gördü. Yani bu takım yani çok da şey yok yani. Bur Burgeon takımı yani tohum oluşturma olayı biraz tırt yani. A Burgeon trigger like Tuma and Kenich, then Emily becomes very replaceable in slot by someone like Bennett. Emily ve Nahida yoksa e, ikinci dandron önerirsin yani. Çok da koyabileceğim bir şey yok zaten. Hani şey. Koley var. ana karakteri koyamazsın. Chandroana karakteri koyamazsın. İşte Yao Yao var. Ama yani çok şey olmaz yani. Çok böyle iyi olmaz yani. Et. Moreover, buff Kenneth plenty and also increases survivability through healing. Lastly, there are more traditional compositions like a Furina double pyro core. Ya mesela bu takımda Furina her boku bufflıyor zaten arkadaşlar. Furina hile gibi bir şey yani. Furina mesela deminki takımla, Burning takımıyla gene aynı aşağı yukarı. Çünkü Furina çok fazla su uygulamıyor. Burning'i çok bozmayacaktır ve kendi zaten hile gibi bir karakter yani. Hem kendisi fazla vuruyor. Yani petleri hem fazla vuruyor. Hem de %70 buff veriyor. Hayvani bir buff anasını satayım. Şey yani, a context where Furina can vapor hits and deal plenty of damage as a result while still somewhat buffing her teammates to her burst. This works well for Kinich because Furina's hydro application isn't dominant enough that it makes burning inconsistent, so his damage is for the most part preserved. On all of these teams that don't include a second dendro character, of course he would be missing out on using his burst every rotation. But since there are also pro here, it's still pretty great. This is especially the case if you have Furina's early constellations, which can make it. Şey mi dedi? Ne? Mi? Furina C2 varsa zaten Allah belasını versin. Furina arkadaşlar. Alacağım ya C2. Boş boş karakterler alıyorum ben. Furina C2 arkadaşlar hayvani buff veriyor ya. Nöelliye buff verir Tabii mi? Tabii hayvani buff veriyor. Alıyorum. Mesela normalde sen o Patlamayı görmüyorsun ya ultideki. Hı hı. Çok daha hızlı oluyor. iki kat daha hızlı oluyor ve daha fazla buff veriyor. Yayınlarımın falan bir altı yok değil, değil mi? Yayınların normalde için abone olursanız olur. Normalde C1'inde normalde C0'da %70 hasar buff veriyor. C1'de %100 buff veriyor. C2'de çok daha hızlı doluyor. Da Aa. Şey, Furino'nun C2'si çok OP. Bayağı iyi. An unquestionable best is not for Kenich. All things considered, so uh, Kenich appreciates having Emily on his teams but definitely doesn't need her. Honestly, in a funny way, Emily might need Kenich more than he needs her, because uh, without him, she lacks a team that completely buys into her kit identity. While Kenich, uh, without Emily, still has plenty of teams that are coherent kit design-wise. Overall, speaking about his team damage, it looks pretty high. Like uh, not. şey DP, standart silaha göre. Hani bedava silah var ya craftlanabilir. Refine 5. Ona göre. 4 yıldız silah. Konuşamadım. Top of the meta, Arlequino, Nuvolet level of hike, but high enough that he will be a pretty good DPS in my opinion. This should be contextualized with the fact his damage profile seems to be single target oriented, so his team's damage output needs to be higher by default. But just going off of these numbers and the gameplay I've seen, he might slot into that tier right below the very highest, with an eye of regard towards boss type content, a niche where I definitely see him specializing in. Now, regarding his artifacts, that's why he wants to Dünyanın en basit kasılan karakteri arkadaşlar. Atak, kum saati, dendro damage, zımbırtı, ee, ney bu? Barda, kupa, kafalarda crit damage. Hatta bak crit rate bile değil yani. Direkt crit damage. To build attack, damage bonus and crit. So, pretty traditional. Energy recharge wise, he wants a bit in case it's possible for him to burst every rotation. Like if him. Ultisini çok da kafanıza takmanıza gerek yok bu arada. Hani ultisi evet önemli. Ee, ama hani ultisi aşırı da önemli değil yani böyle. Hani vuruyor ama aşırı da yormaz yani. Ulti, biraz sağdan soldan enerji aldınız mı ulti yeterli olur ki zaten iki Dendro varsa her türlü ee, ultisi rahat rahat dolar. <laughs> Silahlar için ne diyecek acaba? In other cases it's just not worth to build energy recharge on him and you should just burst every other rotation instead. Artifact sets wise yes two main not. Arkadaşlar. Şimdi burada şey hani e, şu Reveri setini diyor ama hiç uğraşmayın Obsidian Codex kasın. Neden Obsidian Codex kasın diyorum biliyor musunuz? Şu domaine girdiğinizde arkadaşlar işte muallenidir, kiniştir, zilonandır, %99.9 mavi maviyi kadar Ondan sonra işte e, bu poposu parlayan kimdi? Poposu parlayan vardı bir tane. Neydi? Kaska. Kaskadır. Hepsine bu seti kasacaksın. Hepsine bu seti kasacaksın. O yüzden sen bu sete gir. Bunu kas. Eee şey neydi onun adı? Hemen söylüyorum. Bu obsidian Codex'ten çıkan diğer set de işte kaçınadır, gene Zironen support'tur falan filan onlar için en iyi şey. O yüzden siz buraya gireceksiniz siz de buraya gireceksiniz. The Obsidian Codex set which is the best isn't for all Nathan DPS and the Reverie set which is exceptional for characters that fit on burning teams but is a bit below Obsidian overall. Alternatively, Deepwood is good if there is no other character on the Deepwood'u buna takmayın. Deepwood Dendro resistance kırıyor. Deepwood'u takımdaki başka bir karaktere takın. Deepwood Dendro direncini kırıyor. Dendro kalkanlarını, yani i̇şte Dendro direncini kırıyor. Dendro defansını kalkan demeyelim yanlış olur. Dendro direncini kırıyor Deepwood'u e, derin orman hatırasıydı sanırsam Türkçesi. Bunu gidin başka karaktere takın. Hangi karakterde taktığınızın çok da bir anlamı yok yani. Bunu gidin takımdaki mesela atıyorum Nahida kullanırsanız Nahida'ya takın. Diğer karaktere. Fischl kullanırsan Fischl atak. Fişil yani Fischl olmuyor da hani anladınız yani. Git Shanlin'e tak yani bunu. Aynen bak, git Shen taklit harbiden adam benim dediğim dedi. Bu adam videolarını seviyorum, Düz, düzgün konuşuyor yani. Always be the better option, since Kenich will always be the biggest damage contributor on the team. Now, weapons wise... Yani mesela size şu şunu söyleyeyim. Atıyorum Shen oynuyorsunuz. Shen kendi setini takacağınıza işte emlem falan takacağınıza deep put setini taksanız şu yeşil seti taksanız kin için daha fazla artacak. Ekin içinde arttığında Shanli'nin o azalan hasarını her türlü karşılamış olursun. Çünkü mesela Shanli'nin vaporize yaptığında çok vuruyor ama bu burada işte buharlaşma vaporize yapamayacaksın. O yüzden Shanlin'le oyna ama Shanlin'e mesela deep boot verebilirsin hiçbir sıkıntı olmaz. Nahi oynuyorsan oynuyorsa zaten genelde Nahida'ya deep boot veriliyor. Dehya'ya da verebilirsin ama Dehya'ya ben üzülürüm yani. Ver ama bana söyleme. Dehya'ya deep boot ver ama bana söyleme. For moe and so on, you <laughs> easily use it, and that will always be the better option since Kinich will always be the biggest damage contributor on the team. Now, weapons-wise, his signature is massively strong. Stats-wise, it's not exceptional since it comes with very high base attack and pretty low critical value. But even crit rate in Azulması is quite good because his character already gets 40% crit rate from the item, from the artifact set. 5% he 45 İki tane artifek buldum zaten hani altta random gelse yani %60'lara %70'lere çıkıyorsun yani. %60 bu silah arkadaşlar %60 ulti ve E skill damage'i veriyor. Hani ulti ve skill meci veriyor çok OP. Yani sadece bu karaktere değil ulti ile veya skill ile oynayan bütün karakterlerde çok OP bu silah. Aynen baksanıza kendi silahıyla diğer silahlar arasında inanılmaz hasar farkı var bak. İnanılmaz. Öyle böyle değil yani. Ben böyle bir fark daha önce görmedim. Yani kendi silahındansa başka silah takınca %25 hasar, %15 hasar kaybediyorsun yani. Kendi silahıyla şey arasında, 4 yıllık silah arasında %25 fark var neredeyse. Bu arada %23 de işte ben hep 2 3 oldu mu süratla 25'e falan tamamlıyorum. Onu geçin demin de mesela. Gene öyle dedim yani. Süratları takmayın kafanıza. Aradaki fark çok yüksek yani. Size söyle biz yani şey yapmayın. Ha! Abi ben Earthshaker işte bu craftlanabilen kılıcı Refine 5 yaptım. Karakter vurmaz mı? Hayvan gibi vurur. Çünkü buradaki hesaplamalar, demin gördüğümüz hesaplamaların hepsi arkadaşlar farklı Earth Shaker yani craftlanabilen silahlardaydı. our ay by şey yani. a lot by getting hayvani. this weapon <laughs> weapons don't really even compare serpent spine is decent but its high crit rate value can make it a tough fit alongside the obsidian codex set which gives 40% crit rate The Tinatan Craftable is fine as a free to play option, but a full 30% below the signature, which is a lot. Lastly, is Constellations. Honestly, his early constellations are pretty straightforwardly a massive damage increase. The const C1 arkadaşlar %100 crit damage veriyor. Yani C1'i skill'ine %100 crit damage veriyor. Yani yani. %25 krit %25 hasarını arttırıyor. Yani %25 hasar arttırma ne abi ya? Oha. Oha. Ha bir de atak şey moment speed hareket hızı veriyor. C1 mi kılıç mı? C1 aldığında %25 hasarını artıyor. kılıcıyla da gene %25 artıyor. Crit rate anladım, aklım çıktı. Zaten crit rate'i karakterin selamun aleyküm deyince %100 oluyor. peytimin oluyor oyun yavaş yavaş. Zaten şöyle bir şey karakterlerin constellation'ları git gide daha da güçlü hale geliyor. Ama oyun zaten kolay. Oyun zaten kolay. Ya ben Dehya ile demin şey yaptık yani. Dehya ile demin Ebis Abyss yaptık yani. 36 yıldızımızı aldık evimize gittik yani. Sürekli e, Arlet, Çino, Nüvelet falan kullanıyorum diye kızdınız diye 36 yıldızı Dehya'yla aldık gittik yani. A shots damage by 100%. His to mixing... Arkadaşlar bak C2'si bir %25 daha ekliyor. %25 daha yani eeh yani. C1'in üzerine %25 ekliyor. Yani hayvan yani. Hay hayvan oğlu hayvan yani. Constellation'a bak.

Kiniç gibi, Mualeni gibi karakterlerin 5'te 1'i kadar falan total DPS'i var. 5'te 1 değil de 4'te 1 diyelim. Çeyreği kadar diyelim. Kalbimiz yerimizde olsun. Çeyreği kadar DPS'i var Dehya'nın. Ama gene yetiyor yani. Ya yani benim Dehya'm çok kasılı olduğu için çok vuruyor. Ama benim Dehya'mı kastığım kadar gidip Mualeni'yi kassan mesela Dehya'm 50k vuruyorsa Mualeni aynı kasma şeyiyle 400 kavuruyor. Ha bu arada Dante neden o zaman çeyreği kadar dedin? Çünkü Dehye daha hızlı vuruyor. Muhalen daha yavaş vuruyor. Çevirdiğinde o 4 katına falan gelir yani. The latter is still pretty good, don't get me wrong, but it sucks that there is such a gap, honestly. And there you have it, Kinich is pretty good. To answer the question the video title poses, is he a better dendro DPS than a They are honestly pretty tough to compare to each other, as I think I made clear earlier, but I'll say that Kinich's team damage numbers give him a pretty good shot at eventually surpassing him, especially in single-target content. And at high investment it seems just straight up better ya, kötü teknik olarak DPS olarak ama alay tam daha büyük alana vurduğu için genel olarak sanki daha çok işe yarıyormuş gibi oluyor. Me because his constellations are amazing. And with this I'm done for today. If you enjoyed this video make sure to subscribe. videosunu zaten izlemeyecek. Zirona ile ilgili 2-3 tane videom var. Ee, böyle aşırı leaklere girmeden Zirona ile ilgili videoları da paylaşmıştım. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, son gördüğüm mesaj gençine Jane gibi karakter lazım kesinlikle. %100 katılıyorum. Altına imzamı atarım, kaşe vururum. Nasıl bir karakter mühür ki atarım. O? ZZD'deki fare karı var ya. Ha! Evet. Aysu ona atarım. ben de imzamı atarım. Yani e, <laughs> imza attım. 8. seviyeye mühür, mühür vurdum, kaşeledim. Hayatımda gördüğüm en feminem karakter imza attım yani. ıslak yani imza attım yani. Ama ıslak olan imza değil. Neyse. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Dante Tips'i takip etmeyi unutmayın. Bilmiyorsanız diye söyleyeyim her hafta bir kişiye veya birkaç kişiye duruma göre izlenme sayısına göre izlenme sayısı artarsa daha çok kişiye e, belki vereceğimi söz verdim. Bir sonraki şeylerde görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinizi öptüm bay bay.